Evet, günaydın. Günaydın hepinize sevgili izleyiciler. 360 ekranlarına hoş geldiniz. Tekrar karşınızdayız. Doktorum yanımda ile. Evet, herkese günaydın. Keşke daha güler yüzle açabilseydik ama maalesef bu sene acı dolu haberler üst üste geliyor gerçekten. Hani umarız yakında bunların hepsini atlatırız. Elbette daha önce geçirdiğimiz çok büyük depremler de var. Hep beraber omuz omuza bunları aşmıştık. Umarım burada da aynı şeyi yapacağız ve becerebileceğiz. Zor günlerden geçiyoruz Serda. Evet, kesinlikle korona ile COVID-19'la mücadele ederken bir de cuma akşamı 14.52 cuma günü 14.52 civarında yaşadığımız depremle sarsıldık. Can sıkıcı bir hafta sonu geçirdik. Son derece üzgünüz toplum olarak, Türkiye olarak, diğer Avrupa ülkelerinden de zaten başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları aldık. Tüm dünya etkilendi bundan. İzmir özellikle şu anda yaralarını sarmaya çalışıyor. Hani bugün 3. günündeyiz. Bir günde toparlanacak bir şey, evet, olmadığı acı gerçeğini gördük. Ölü sayısı, vefat sayısı hızla artmaya devam ediyor. Enkaz altında hala vatandaşlarımız var. Tüm yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyoruz. İnşallah mucizevi haberler almaya devam ederiz. Program boyunca zaman zaman gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz buradan da. Diyecek çok sözüm yok aslında, çünkü evet, gerçekten çok üzgünüz. Bugün bir sağlığa dair ve koronaya dair yine bir değerlendirme yapacağız. Önemli de bir konuğumuz olacak sağlığımızla ilgili, ama korona ile ilgili bilgileri de aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi zor bir hafta sonu geçirdik dedik. Evet, evet. Hemen Instagram adresimizi hatırlatalım. Doktorum yanında TV360 Instagram hesabımız. Bütün bunları yaşarken, evet, bir de Instagram hesabı hatırlatmışken onu da hatırlatalım. Evet, doğru. Profesör Doktor Murat Aksoy hesabı şu anda doğru kişide değil. Hacklendi, evet, sevgili izleyiciler, onu da söyleyelim. Evet. Hocam nasıl oldu o? Yani ya işte çok... böyle bir anda bir boşluğa gelince bir anda başka biri benim hesabıma sahip oldu yani şu anda. Başka birinin elinde, yani hesabı ben idare etmiyorum. Hatta dün akşam da işte o bir yandan o kişi de paylaşımlara devam ediyor. Hani bu kadar acı zamanda benim eski fotoğraflarımı paylaşınca pek çok kişi de ya hani ne oluyor, hani Murat Aksoy neden bu kadar acı varken böyle eğlenceli şeyler paylaşıyor diye de bir yandan siterişte bulundu. Hakikaten onu da söylemek lazım. Evet. Ben yapmıyorum hiçbir paylaşımı. Lütfen size de mesaj gelirse inanmayın. Şu anda hesabı geri almak için uğraşıyoruz. Hatta izleyen tüm izleyicilerimizden de rica edelim bu hesabın alındığını duyursunlar. Evet, ne kadar, evet, çok kişiye iletirsek, doğru, o kadar iyi. Doğru. Şimdi elinden geleni yapıyor zaten arkadaşlar, aynen, ve aynen, Instagram. Bunu da buradan duyurmuş olduk. Bugün neler yapacağız? Bugün sağlık alanındaki konumuz kabızlık olacak. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle olacak ve kabızlık nedenlerini ve tedavi seçeneklerini konuşacağız. Onun bence dışında, biraz da migreni konuşalım. Benim derdim bugün üst üste. Şimdi yani, evet, bugün gerçekten, evet, zor bir gün. Zaten zor, evet, bir haftadan da çıktık ama hocam seni yani, de iyi görmüyoruz. Evet, bugün benim bir migren atağım var. Daha önce konuşmuştuk zaten sizlerle. Hani migrenin kriterlerinden bir tanesi biliyorsunuz işinize gelememek veya işinizi yapamamaktı. Maalesef. Hani zorla böyle canlı yayın olunca tabii ki illaki insan gelmek istiyor. Hani sizlerden ayrı olmak büyük saygısızlık gibi geliyor insana. O yüzden ben bugün biraz ondan da düşüğüm. Hani bilginiz olsun. Yani hani ben de yayında onu, böyle arada kaçmam, evet, gerekirse kusura bakmayın, ne olur. Ben de zaten dedim ki hocam bir şey olursa ben gidiyorum Selda, de bana dedim. Evet. Allah'tan böyle de iyi partnerim var da. Aa, tabii böyle arkamda duruyor da. Sağ olsun. Aynı şeyi ben de yaşayabilirim. Evet. Bugün böyle bir gün olacak. Şimdi önemli haberler aktarmaya devam edeceğiz. Hemen başlasın program. Bakalım neler var.
İzmir'in Seferihisar açıklarında gerçekleşen deprem hepimizi derinden sarstı. Kalbimizle İzmir'in yanındayız. Hemen hatırlatalım. Sizler 2868'e deprem yazıp mesaj atarsanız 10 lira bağışta bulunuyorsunuz. Tüm GSM operatörlerinden Kızılay'a yaptığınız bağışla oradaki ihtiyaç sahiplerine de destekte bulunmuş olabilirsiniz. Dilerseniz bir kez daha tüm İzmir'e geçmiş olsun diyelim. Deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Yüzleşirken de bir taraftan pandemiyle de mücadelemiz devam ediyor. Covid-19 ile ilgili Türkiye'de acaba neler yaşandı, rakamlar ne durumda? Hemen Murat Hoca'ya dönüyorum. Evet hocam. Evet Selda, yani gerçekten kaç cephede çarpıştığımızı söylemek hakikaten zor olmaya başladı. Bir sürü cephede savaş veriyoruz. Evet, bir yandan İzmir canımızı yaktı ama bir yandan da koronavirüs problemi de, koronavirüs salgını da devam ediyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bizle paylaşmış olduğu tabloya bir bakalım isterseniz. Hani 24 saat içinde hangi rakamlara ulaşmışız? Hemen ilk bakmak istediğim şey benim orta sütun. Çünkü en çok onu merak ediyorum. Özellikle erişkin yoğun bakım doluluk oranı nedir? Ve mekanik ventilatör, yani solunum cihazlarının doluluk oranı nedir? O yüzden gelin Sağlık Bakanlığı'nın şu paylaştığı tablonun orta sütununa ilk hemen bir göz atalım. Bu noktada hem yatak doluluk oranının hem de erişkin yoğun bakım doluluk oranının stabil, yani durağan seyrettiğini görmek açıkçası beni biraz daha içimi rahatlatıyor. Rahat bir nefes alıyorum. Gördüğünüz gibi hastanelerdeki yatak doluluk oranı %50 civarında. Bu birkaç haftadır böyle devam ediyor. Kötüye gitmiyoruz. Erişkin yoğun bakım doluluk oranına baktığımız zaman da onun da genelde %67 civarında olduğunu ve %70'e de hani çok tırmanmadığını görüyoruz. Bu en azından iyi haber. Daha önceki rakamlara baktığımız zaman, sayılara baktığımız zaman ventilatör doluluk oranının %30 olduğunu görmüştük. Gene bu, burada da %33 olduğunu görüyoruz. Yani hala her 100 solunum cihazının 30'u dolu, 70'i müsait gibi görünüyor. Bu da rahat. Şimdi peki 24 saat içinde vaka sayısı arttı mı? Şimdi hasta sayısına baktığımız zaman 24 saatte 1 Kasım'da 2106 hasta tespit edilmiş ve maalesef 74 vatandaşımızı da koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle kaybetmişiz. Covid-19 nedeniyle kaybetmişiz. Bu rakamda hani böyle İşte 50'lerdeydi, 60'lardaydı derken şimdi 70'leri görmeye başladık. 74 kişi maalesef hayatını kaybetmiş bu enfeksiyon nedeniyle. İyileşen hasta sayısı 1500. O da yeni hasta sayısının altında. Hani Allah'tan burada da makas açılmadı çok fazla diyoruz. Hani böyle bir yeni hasta sayısı 2500 olup da iyileşen hasta sayısı 1500 olursa orada biraz daha tabii insan endişe ediyor, ne yalan söyleyeyim. Bunun dışında hastalardaki zatüre oranı da şu an oldukça stabil görünüyor. Yani %5 civarında. Bu ne demek? Enfeksiyon kapan hasta olan 100 kişinin 5'inde akciğer iltihabı oluyor. 95'inde olmuyor. 95'i daha hafif seyrediyor anlamına geliyor. Dolayısıyla bugünün rakamlarına baktığımız zaman ölüm önümüzde durağan olan ancak dikkatli olun diyen bir tablo olduğu kanaatindeyim. Özellikle Avrupa'daki rakamlara ve dünyanın diğer bölgelerindeki rakamlara da bakacak olursak, orada da gittikçe yükselen bir artış olduğunu görüyoruz. İşin enteresan kısmı yükselmenin hızı da yüksek. Yani evet, orada sayılar artıyor ama sayılar artarken o artışın hızı da biraz yüksek. Buna dikkat etmek lazım. Bugün pek çok ülkede 4 haftalık karantina süreci başladı. İşte İtalya olsun, İspanya, Almanya, İrlanda'da, İngiltere'de bir sürü ülkede doğrusunu isterseniz ciddi kısıtlamalar başladı. Bu kısıtlamalarda pek çok ülke okulları açık tuttu ama onun dışında toplu bulunan bütün her yer, buna işte dini mekanlar dahil, statlar dahil, tiyatrolar dahil, konserler dahil, bunların hepsine bir ara verildi. Yani yeniden Mart ayına döndük gibi görünüyor açıkçası. Bizim ülkemizde de benzer problemleri yaşamamak istiyoruz elbette. Ama burada hakikaten yapmamız gereken vatandaşlar olarak önlemlere hakikaten çok sıkı sıkıya tutunmak.
Evet. Ağzına sağlık hocam. Amerika Birleşik Devletleri özellikle değil mi? Kontrolden tamamen çıktı şeklinde artık haberler yapılıyor. Hani hastalık kontrol altında değil, tamamen kontrol dışında ilerliyor diye. Bu arada tabii maske karşıtı ve sokağa çıkma yasağına karşıt yürüyüşler ve gösteriler de devam ediyor bir taraftan. Tamamen maskesiz, son derece birbiriyle yakın şekilde yürüyüşler, olaylar. Avrupa'nın artık bir silkelenip kendine gelmesi lazım. ABD özellikle çok kontrol dışı hareket ediyor. Çünkü biz de etkileneceğiz. Yani diğer ülkelerden sonra. Pandemiyle ilgili gündemimiz böyle. İnşallah daha kötüye gitmeden toparlayacağız sevgili izleyiciler. Türkiye'de bununla mücadele ederken Cuma günü yüreğimiz yandı. Tekrar deprem gerçeğiyle yüz yüze geldik. Bu gerçekten bir taraftan insanda öfke yaratıyor. Doğru. Bunca yıl biz bunun zaten her zaman farkındaydık. Nasıl hazırlıksız yakalanabildik? Bir taraftan içimiz yanıyor. Senin dediğin gibi nereyle savaşacağımızı şaşırdık. Şimdi ister istemez hafta sonu yaşadığımız olay dolayısıyla da sizlere yeni gelişmelerden bahsedelim. İzmir'de yaşanan depremden. Çünkü herkes gerçekten kulağı ya işte arabasındayken radyoda, televizyonlarda herkes yeni bir haber, yeni bir umut beklentisi içinde. İnşallah güzel haberleri de alalım diyoruz. Evet, tüm görsel ve yazılı basında İzmir'le ilgili haberler, görüntüler görüyoruz. Sabah uyandığımızda bakıyoruz, bir kere daha içimiz yanıyor. Biz de sizinle biraz paylaşalım. Yaşanan olaydan sonra karşımıza çıkan İzmir görüntüleri, Seferihisar açıklarında neler gördüğünüz gibi. Şu anda yine içinde haneler bulunan evin yarısı neredeyse gitmiş. 6.6 büyüklüğünde olarak kayıtlara geçti deprem. 79 can kaybı var şu ana kadar. 962 yaralı var. Tüm gücümüzle İzmir'in yanındayız. Görüntüler çok iç acıtıcı. Ama bir kez daha hatırlatalım. Kızılay, UMKE zaten son derece özverili bir şekilde çalışıyor. 28.68'e mesaj yazarak AFAD da bunların içinde tabii 10 lira bağışta bulunabilirsiniz sevgili izleyiciler. Küçük de bir tsunami yaşandı hocam. İlk gelen haber tsunami'de 70 küsur yaşında bir bayanın suya kapılarak hayatını kaybetmesiydi. Yapalım mı? 28.68'e. Ha evet, 28.68'e hemen bir mesaj atabiliriz. Sizler de atın sevgili izleyiciler. Mucizevi haberler de gelmeye devam ediyor. Eline sağlık. Mucize diye adlandırılan, birazdan getireceğiz ekranlarınıza. 58 saat sonra ve 65 saat sonra kurtarılma çalışmalarında hayata bağlanan, tutunan genç isimler duyuyoruz. Mesela şu anda izlediğimiz görüntüler İdil'in görüntüleri. İdil kimdi? 58 saat sonra canlı kurtarıldı İdil Şirin, evet. Enkaz altından. İzmir Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarında gerçekleşti bu kurtarma. Sesini duydu ekipler. Sesin geldiği alanda çalışmaları gerçekleştirdiler ve enkaz altından 58 saat sonra İdil Şirin'i çıkardılar. 58 tam saat da uzun şeyde bir süre. Oluyor yani ekip dinlenirken duyuyorlar Selda, o da enteresan yani, o sessizlikte duyuyorlar hakikaten. Tabii 58 saat sonra gerçekten büyük bir mucize. İnşallah daha çok mucizeyi biz buradan yayınlarız. Ümidimiz ama o yönde, zaman da akıyor bir taraftan. Bu arada 17 Ağustos depreminde mesela sen de orada olanlardan, yani yardıma koşan hekimlerden biriydin. Bu 58 saat süre içerisinde yani organlarıyla ilgili bir yetmezlik, hani böbreklerin etkilenmesi, bu tip şeyler mutlaka yaşamıştır herhalde değil tabii mi? Tabii ya, şeyden sonra bizim crash sendromu dediğimiz bir hadise var bu tür depremlerden sonra. Birkaç problemle karşılaşıyor kişiler orada. Enkaz altında kaldığın zaman bir kere hani su bulamıyorsun. Dolayısıyla bir susuzluk, böbrek yetmezliğini beraberinde getiriyor. Bunun yanı sıra bir de hani bir uzuv mesela yükün altında kaldığı zaman veya bir
kas parçan ezildiği zaman oradan çıkan maddelerin bir şekilde böbrekle atılması lazım. Yani vücudun o kötü maddeleri temizlemesi gerekiyor ezilme nedeniyle ortaya çıkan. Onların hepsi kana karışıyor. İşte onlar vücuttan atılırken böbreklere hasar veriyor. Bir de onun üzerine o var zaten. Dolayısıyla hani ciddi bir böbrek yetersizliği riskiyle ortaya geliyor açıkçası. Yani kurtardıklarında da bu tür problemleri yaşıyorsun. Sonrasında iş bitmiyor. Evet. Evet, zaten orada bir umke görevlisi şunu demişti bir amcayı çıkarırken. Amcacığım buradan çıktığında iş bitmeyecek. Hastaneden taburcu olduğunda bitecek. Evet. O yüzden o ana kadar bizimle kalmaya devam et demişti. İşte o dediğin gibi kalan hasarların toparlanması ve hastaneden çıkması. Neyse yaşamaları büyük bir Ya yani o bile tabii hani mucize. Şu noktaya gelmesi bile insanda bir umut sonuçta. Evet. Şimdi bu arada ekranlarda da biz sabah saatlerinde iş yerimize geldiğimizde aldık haberi. İzmir depreminin 65. saatinde 3 yaşındaki Elif Perinçek'te yaralı kurtarılan vatandaşlarımızdan, çocuklarımızdan, canlımızdan biri 3 yaşında 65 saat enkaz altında kalması. Canım, yani avantaj mı yaşının bu kadar genç olması çocuklar acaba? Çocuklar burada biraz daha doğrusu şey oluyor, dirençli oluyor açıkçası. Her türlü şeyde çocuklar biraz daha dirençlidir. Baksana zaten koronavirüste de mesela görüyorsun. Ama yani 3 yaşında bir çocuğun tabii 65 saat boyunca bir enkaz altında tek başına kalıyor olması da yani o çocuk için inanılmaz bir travma ya. Ömür boyu taşıyacağı bir travma bu gerçekten. Evet, orada ne düşündü, ne yaptı? Yani yanında, etrafında kim vardı, büyüklerinden biri hani etrafta mıydı? Çünkü hani 17 Ağustos'ta ben çok acı şeyler gördüm. Yani orada çok hakikaten garipti ya. Mesela 17 Ağustos'ta Yalova'da hiç şey unutmam o görüntüyü. Enkaza girdik. Hemen yanda birinin maalesef şey vardı işte, bedeni vardı. Ha, diğer tarafta böyle bir cam sürahi vardı ama böyle hani 5 katlı binanın ilk 2 katı çökmüş, 3 kat aşağı böyle bastırıyor. Yani şimdi bakıyorsun orada hiç bir cam sürahi kırılmamış. Yanında biri vefat etmiş. Yani böyle insan düşünüyor ya yani. Evet. Nedir bu işin sırrı? Bilemiyorsun yani hakikaten. 65 saat ya, bu yarım saat değil, bir saat değil. Hani kendi çocuğunu koy yerine mesela. O anda ne düşündü dediğin o kadar doğru bir ki. De bunlar ömür boyu taşınacak travmalar. Evet, ömür boyu taşınacak. Senin yaşadığın bir anı da vardı. Geçtiğimiz günlerde yine gündeme geldiğinde deprem konuşmuştuk. Evet, evet, evet. Bir bedeni çıkarmak için kolunu kesmek zorunda kalmıştın. Doğru. Entübe etmek diyorsunuz. Siz de ben kesmek dedim direkt. Yani, şey, entübe diyorum. Ampute. Ampute. Nereden bileceksin tabii canım yani. Evet. Orada da enteresan olmuştu tabii. Yani biz 17 Ağustos'ta eşimle hani annemleri görmeye giderken sonra öğrendik ki onlar Çınarcık'taydı. Onlar sağ salim olduğunu hissedince eve geri döndük ama evde rahat edemedik. Onun üzerine ne yapalım ne edelim derken Avcılar'a gittik. Avcılar'da işte orada çok adam vardı. Dediler ki Yalova'ya gelir misiniz? Sonra Yalova'ya gittik. Orada işte 5 katlı binanın zemin katında bir arkadaşım vardı. Hatta o da bir o devlet hastanesinde laboranttı. Hiç unutmuyorum. Çok uğraştı o zaman kurtarma ekibi. Fakat kolun hani şu kadarı göçüğün altında kalmıştı. Vücudun diğer yeri serbestti. Dolayısıyla dediler ki biz daha fazla ilerleyemiyoruz. Onu hani kolu kesin ama canı kurtaralım bari. Tabii. Biz de işte öyle yapmıştık o zaman. Hiç unutmuyorum. Hani laborant arkadaş o zaman demişti ki bana ya abi tamam keseceksin ama bari hani steril bir şeyle kes de mikrop kapmayayım demişti. O hiç unutmadığım şeylerden bir tanesi. Bir de biliyor şimdi sağlıkçı da olunca. Ama ya işte. Evet, deprem yaralarını sarmaya çalışıyor İzmir. Şimdi orada çok canla başla çalışan ekipler var demiştik sevgili izleyiciler. Onlardan iki arkadaşımız şu anda görüntülü olarak bize bilgiler aktaracak. UMKE ekibinden paramedik Bilal Ödemiş ve ameliyathane teknikeri İsmail Cem Boyacı karşımızda. Hemen onlara merhaba diyelim. Merhabalar, kolay gelsin. Günaydın. Merhabalar, merhaba. Yayınlar diliyoruz. Günaydınlar Murat Hocam, Selda Hanım. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya ilk günden beri orada mısınız? Üçüncü gününüz mü bugün? Biraz anlatır mısınız bize? Ne zaman gittiniz? Evet. Öncelikle iyi yayınlar diliyoruz tekrardan sizlere. Az önce daha yeni henüz enkazdan çıktık.
Hatta çıktık da diyemeyiz. Daha enkaz alanından ayrılamadık. Sizin de programınızda araç içinden katılmak zorunda kaldık. Tüm gece enkazdaydık. Bu arada hemen mutlu haberi sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Sanırım sizler de bahsetmişsinizdir. 58 saat sonra İdil kardeşimiz çok şükür sağ olarak kurtuldu. Biz Kastamonu UMKE ekibiyiz. Orada da Kastamonu UMKE ekibimizin ortak çalışmalarıyla kurtulduğu için onların da bu şerefe nail olmasından inanılmaz mutluyuz. Bizler de gururluyuz. Ve son olarak bizim de ailesinin diğer dört ferdini kurtarmış olduğumuz Elif kardeşimiz tam 65 saat sonra, bir ya da iki saat önce haberini aldık. 65 saat sonra 3 yaşındaki bir kız çocuğumuz çok şükür sağ olarak çıkarıldı. Bunun mutluluğunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii ki yani maalesef ülkemizin tümüyle üzen bir durumla karşı karşıyayız Murat Hocam, Selda Hanım. Bundan dolayı tüm Türk halkına buradan sizler aracılığıyla bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vefat eden vatandaşlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ve bir de bizim yaralılarımız var. Onlara da elimizden geldikçe Allah'a iyileşmeleri için temennide bulunuyoruz. Tabii yani bizim bu dualarımız ve temennilerimiz bu yöndeyken maalesef depremin de bizim ülkemizin bir kaderi olduğu ortada. Sanırım hepimiz bu konuyu kabul ediyoruz. Yaşadığımız olay var bizim burada. Sizlere onlardan bahsetmek istiyoruz. Elif kızımız bahsetmiştik. Onun diğer aile fertlerinden 3 kardeşini ve annesini enkazdan çıkarken onlara eşlik etme şansına nail olduk bizler de. Dilerseniz programa bağlanmadan önce Murat Hocam başından geçen olayları anlattı. Biz daha önce Elazığ depreminde de görev aldık Kastamonu UMKE olarak. Tekrar bu görevde de insanlarımıza yardıma koştuk. Biraz süreci baştan anlatacak olursak sizlere. Biz Kastamonu UMKE olarak deprem meydana geldikten hemen sonra daha bizim İzmir'e çıkıp çıkmayacağımız belli değilken direkt olarak UMKE Harekat Merkezimize geçiş sağladık. Yani bize çıkmama ihtimalimiz de vardı ama biz direkt olarak, gönüllü olarak bir an önce eğer çıkarsak diye, ne kadar çabuk çıkarsak, oradaki yaralarımıza, depremzedelerimize ne kadar erken ulaşırsak diye direkt olarak biz UMKE Harekat Merkezimize geçiş yaptık. Koştuk yani bir nevi. Gelişmeleri takip ediyorduk. Bir yandan da araçlarımızı ve ekipmanlarımızı her ihtimale karşı hazırlıyorduk. Çok kısa bir zamanda, bakın, depremden tam yarım saat sonra gerek idarecilerimiz, gerek UMKE sorumlumuz ve gerek desteği gelen diğer personellerimizle yarım saat içinde biz hazır hale geldik. Daha sonrasında bizim İzmir'e destek ekip olarak çıkacağımız bilgisi geldi bize. Hiç beklemeden direkt olay yerinden, UMKE Harekat Merkezimizden depremden yaklaşık bir 45 dakika sonra Kastamonu'dan yola çıktık. Gece saatlerinde vardık tabii ki İzmir'e. Bizim için yolda giderken bile düşündüğümüz şeyler vardı Murat Hocam, Selda Hanım. Yani böyle yolda giderken o insanların geçen her dakika bizim için, o insanların bize ihtiyacı olduğu ve onların bizden yardım beklediği hissiyatı, emin olun, İzmir'e biz 10-12 saatte geldik ama bize sanarsınız bir ay boyunca sanki yolculuk yapmışız gibi geldi. Bir an önce oraya ulaşmak, insanlara yardım etmek istedik. Nihayet gece saatlerinde biz İzmir'e ulaştık. Araçlarımızdan indikten sonra arkadaşlarımızla ufak bir toplantı yaptık. Arkadaşlarıma dedim ki, yorgunluk hisseden var mı arkadaşlar dedim. Yani yorgun olan var mı aranızda? Sonuçta 10-12 saat bir yolculuk yaptık ve kimisi nöbetten çıkıp gelmek durumunda kaldı. Deprem olduğunu duyunca 14 kişi geldik biz buraya. 10-12 saatlik yolculuğa rağmen arkadaşlarımın bana öyle bir bakışı vardı ki, hani sanki Bilal, direkt olarak biz dakikalara, saniyelere ihtiyacı olan insanların hemen yardımına koşmamız gerekiyor. Bizim direkt oraya gitmemiz gerekiyor der gibi baktılar. Nitekim bunu da zaten sözleriyle ifade ettiler. Daha sonra biz bölge koordinatörlerinin yönlendirmesiyle enkaza gittik. Yani gece sabaha doğru olaya, İzmir'e vardıktan hemen 1-2 saat sonra biz enkaz alanına ulaştık. Daha sonrasında orada inanılmaz bir yoğunluk vardı. Murat Hocam, sizler az önce bir şeylerden bahsettiniz. O 15-65 saat boyunca 3 yaşındaki bir çocuğun kalmasıyla alakalı.
Sizlerden bir şey rica edeceğiz. Bizler bu durumda inanılmaz hassas davranıyoruz. İnanılmaz duygusal davranıyoruz ama soğukkanlı olmak zorundayız. Profesyonel olmak zorundayız. Sizlerden aynı zamanda ekran başında izleyicilerimizden şöyle bir empati yapmanızı istiyorum. Bu empatiyi de o enkaz altındaki insanlar için yapmanızı istiyorum. Ve lütfen gözlerinizi kapatıp bir düşünün. Yani onca saat sadece zifiri bir karanlık var. İçindesiniz o karanlığın. Hareket dahi edemiyorsunuz. Dışarıda çalışmaların sesini duyuyorsunuz bazen. Sesinizi duyurabilirseniz o dışarıdaki çalışanlara ne ala. Ama deprem olduktan hemen sonra o kadar çığlık atıyorsunuz ki, o kadar bağırıyorsunuz ki hiçbir şekilde sizi duyan olmuyor ilk etapta. Belki de derinliklerdesiniz. Daha sonrasında sesiniz kalıyor. O ses çalışmalarını duyarken artık bağıracak sesiniz olmuyor. Lütfen empati yapmaya devam edelim. O kişinin yerine kendimizi koyalım. Artık nefes almaya bile halinizin olmadığını hissedin. O umudunuzun tükendiği anda birden böyle bir ışık görüyorsunuz. Hemen ardından size uzanan bir el, bir umut eli. Yani işte biz de bu umut eli olabilmek için enkaza girip insanlara ulaşmak için can atıyoruz. Ben o arkadaşlarımı İzmir'e indiğimizdeki ilk gözlerindeki ışık tam olarak bu umut eli olmak istemelerine bağlıyorum. Enkaz alanına gittik dedim, heyecanla beklemeye başladık enkaz alanında. İlk etapta profesyonel enkaz altında çalışan arama kurtarma ekipleri var. Bu esnada sizler de bahsettiniz. İnanılmaz canla başla çalışıyorlar tüm ekipler. Bakın sahada çalışan enkazın içinde üstünde hemen arkasında ismini sayamayacağımız, şimdi birisini unuturuz diye söylemek istemiyoruz. İnanın o kadar çok profesyonel, o kadar çok canla başla çalışan ekip var ki. Sahada çalışan personele hizmet edeninden, sahada hastaya ulaşıp hastaneye nakledeninden, orayı koordine edeninden, sizlerin vasıtasıyla herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten halkımızın şunu bilmesini istiyoruz. Bizler sizler için varız. Sizler kesinlikle gözünüz arkada kalmasın. Biz inşallah diyoruz ki bu tarz durumları yaşamayız. Ama yaşarsanız elimizden gelenin fazlasını yapmaya her daim hazırız. Enkaza ulaştık dedim. Oradaki ekiplerin çalışmalarından bahsettim. Tekrardan olayı anlatalım bizler sizlere. Elif kızımız çok şükür sağ çıktı. Onun mutluluğu var üstümüzde. Bir de ailesinin kurtuluşunu bizlerden de dinlemenizi istiyoruz. Belli zaman geçtikten sonra enkazın sabah saatlerinde vardık. Belli bir süre geçti. Enkazın bir bölümünden bir ses geldiğini fark etti. Arama kurtarma yapan ekipler. Ve direkt olarak oraya yoğunlaştılar. Aramalarını oraya doğru yönelttiler. Daha sonrasında sese yaklaştıklarını söylediler ve sağlık amaçlı içeride enkazın altında müdahale edilmesi gerekeceği için direkt olarak sağlık ekibini yanlarında istediler ve biz de direkt olarak oraya geçtik. Oranın sorumlusuyla beraber konuştuğumda enkaz alanının, girilen alanın inanılmaz küçük olduğunu tarif etti. Bizzat gözümle görmek istedim. Alana gittim. Gerçekten dar bir alandı. Yani girilmesi güç, müdahale edilmesi güç bir alandı. Girer misiniz dediler. Tabii ki böyle bir sorunun sorulması bizim için ne kadar kolay olduğunu kanıtlayan bir arkadaşımız vardı. İsmail'cim hemen yanımda. Kendisiyle tim lideri olarak gurur duyuyorum. Sonuna kadar da güveniyorum ona. Ve şöyle bir durum vardı. O küçük deliğe girer misiniz dediğinde ben bir İsmail Cem'le bakışmamız vardı. Bakın bu anları lütfen gözlerinizin önüne getirin. Yani bu anlar inanılmaz duygusal anlar. Anlatırken bile böyle tüylerim diken diken oluyor sizlere. İsmail Cem'e döndüm. İsmail Cem yapabilir misin dediğimde İsmail Cem direkt tabii ki de yapacağım. Bu iş bizim işimiz. Kesinlikle oradaki insanların bize ihtiyacı var deyip yani ufacık bir deliğe İsmail'cim direkt hiç sürünerek girdi. Enkazın yarısına kadar beraber girdik. Enkazın altından İsmail'cim sürünerek, yani bir insanın kolaylıkla giremeyeceği tarzda sürünerek hasta yakınlarına, hastalara, düzeltiyorum, depremzedelerimize, yaralılarımıza ulaşmaya çalıştı. İçeride diğer arama kurtarma ekipleriyle beraber. Daha sonrasında tabii içeride olanları az buçuk takip edebiliyoruz. Bir yandan da heyecanımız var. Daha sonrasında hemen ilk olarak Ezel kızımız, bakın bu olanlar tam depremin ilk olduktan 23 saat sonra oluyor. Daha sonrasında ilk Ezel kızımız geldi.
Ezel kızımız çok tatlıydı. Geldi, birazcık korkusu vardı, heyecanı vardı. Dışarıya çıktığında dedi ki, abi burası neden bu kadar kalabalık dedi ya. Ezel, hiçbir şey yok dedim ya, burada beraber geldik, bakın görüşüyoruz, ediyoruz. İşte dedim, damar yolu açmamız gerekiyordu Murat hocam. Vakıfsınız konuya, çocuklar birazcık damar yolundan korkar. Dedim, sen kelebek seviyor musun Ezel? Çok severim abi dedi. Peki dedim, sana sarı kelebek takmamı ister misin dedim. Var mı abi elinde dedi. Bak dedim, bunu da kimseye yapmıyorum dedim. Sarı kelebeği senin koluna takacağım dedim. Bununla beraber buradan ambulanstaki abilerle hastaneye gideceksin dedim. Ezel böyle o kadar tatlıydı ki, olur olur abi, çok şey yaptım. Sanki 23 saat boyunca enkazın altında kalmamış gibi. O kadar mutlu ve şeydi ki, biz bunları görünce inanılmaz sevinçli bir şekilde müdahalelerimize devam ediyorduk. Ezel'i nakil ettikten sonra biz tabii olay yerindeyiz, diğer ekiplere teslim ediyoruz. İkinci olarak Seher Hanım geldi. Ezel'in annesi. Seher Hanım geldikten sonra ufak travmaları vardı ama bunlar çok kalıcı hasar olacağını düşünmediğimiz travmalardı. Onlara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra, sırt tahtasını düzgün bir şekilde aldıktan sonra yine Seher Hanım'ın da naklini sağladık. Üçüncü olarak Elzem kızımız. Ezel'in ikizi var. Elzem kızımız. O da Ezel'den aşağı kalır yönü yok. Böyle o kadar tatlı, o kadar naif ki. Yani şöyle düşünün, 13 yaşında 23 saat enkazda kalmış. Her tarafı toz, duman, is. Karanlıktan çıkmış, ilk kez ışık görmüş bir çocuk düşünün ve size umut dolu gözlerle bakıyor. Bunun ne demek olduğunu emin olun. Yani sizlere kelimelerle anlatamıyoruz. Bizim yaşadığımız duyguları emin olun kelimelerle anlatamıyoruz sizlere. Elzem kızımızı da naklini sağladık. Daha sonrasında son olarak bizi üzen konu şu. 3 tane sağ aynı aileden çıkardık. Tabii bu olanlar 1-1,5 saat içinde oluyor. Son olarak maalesef Umut bebeğimizin, Umut çocuğumuzun cansız bedenine ulaştık. Tabii ki biz isterdik ki Umut'un canlı olarak ortaya çıkmasını, yani canlı olarak kalalım Umut'u enkazdan. Ama bazen işte her şey istediğiniz gibi olmuyor. Bizim için 3 vatandaşımızı, depremzedemizi oradan sağ olarak çıkarmak bir güzel duyguydu. Umut ne kadar bizi üzse de, bugün dediğim gibi konuşmaya başlarken Elif çok şükür 65 saat sonra, Umut'un da bir küçüğü oluyor Elif. 65 saat sonra çok şükür sağ olarak kurtarıldı. Bugün biz de haberi 1-2 saat önce, biz şu anda başka bir enkazdaydık. Doğanlar apartmanında değildik. Elif'in canlı çıktığı haberini duyunca İsmail Cem'le bir sarıldık böyle. Yani o duyguları da tarif edemiyorum sizlere. Sarıldık. Böyle duygu dolu anlar yaşıyorsunuz yani burada. Profesyonel olmak zorundasınız, soğukkanlı olmak zorundasınız. Ama insanız sonuçta, bazen duygusal, yani duygularımız da ister istemez yoğunlaşabiliyor. Yani Murat hocam, Selda Hanım, emin olun buradaki ekipler, yani bizler elimizden geleni değil, tekrar söylüyorum, elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bunu övünmek için değil, bunu gerçekten isteyerek ve severek yaptığımız için sizlere söylüyoruz ve milletimizin kesinlikle gözü arkada kalmasın. Biz Kastamonu UMKİ olarak 7/24 her daim göreve hazırız. Bizim gibi binlerce ekip var. Kendi ekibimizi de inşallah burada dua ediyoruz yani birbirimize, Murat hocam, Selda Hanım. İnşallah bir kişiye daha, bir kişiye daha sağ olarak ulaşırız diye. Ben dilerseniz birazcık uzun konuştum. Estağfurullah. Bilal Ödemiş çok güzel aktardın. Biz resmen sizinle beraber o yardım anlarını yaşadık. Oradaki ortamı yaşadık. Çok teşekkür ederiz. Evet, senin de söyleyeceğin gibi ameliyathane teknikeri İsmail Cem Boyacı bize asıl biraz... Asıl kahraman İsmail Cem Boyacı. Aktar, estağfurullah. O kadar da kalabildi ki. Yani orada tabii ki o esnada hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Yani görüntü olarak yapabileceğiniz herhangi bir durum yok. İsmail Cem arkadaşım işin kahramanı. Yani ben kendisiyle de tekrar söylüyorum. Biz Kastamonu UMKİ olarak kendisiyle de gurur duyuyoruz. Tüm ekibimizle. İnşallah kendisinden de lütfen dinlerseniz çok çok sevinirim, olayın kahramanından bizden. Evet, İsmail Cem Boyacı, öncelikle bize biraz UMKE'nin görevlerinden bahsedebilir mi? UMKE ne kadar, yani hangi alanlarda neler yapar, bu çalışmalarda yeri nedir? Açıkçası şöyle açıklayayım. UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi.
Her türlü afetlerde, doğal afetlerde, enkazlarda, depremlerde, sellerde sağlık olarak ilk müdahale yapar. İlk müdahale UMKE'den sorumludur. Enkaza girdiğimiz anda ilk müdahaleyi, hocam da bilir, damar yolu açma, boyunluk takma, hastanın vücut bütünlüğünü sağlama işlerinden sorumluyuz. Sağ salimle dışarıya çıkartma işinden sorumluyuz ekipçe. UMKE'nin yurt dışında ve yurt içinde bir sürü görevleri oldu. Bazı arkadaşlarımız Suriye'ye gitti. Orada da görevler yapıyorlar. Çok alanda açıkçası görevimiz var ama sağlık alanında daha çok görevlendirmelerimiz oluyor. Kaç saattir uyumuyorsunuz İsmail ve Bilal? Yaklaşık bir 48 saati kesin var. Bu 48 saatin de araya giren maksimum 2 saati var. Sanırım 72 saatte maksimum 2 ya da 3 saat uyumuş olabiliriz Selda Hanım. Bilal, senle de çalışmıştık beraber. Hocam, evet hocam, bir özel hastanede İstanbul'da ben yoğun bakımda çalışıyordum. Sizinle evet. Beraber orada görüşmüştük hocam. Şimdi ben seni biliyorum ama şöyle maskelerinizi rica etsem de şöyle kısa bir süre indirseniz de herkes sizi bir görse. Hocam hemen indirelim de tekrardan. Evet, hızlı bir şekilde herkes sizi bir tanısın. Çok teşekkür ediyoruz çünkü çok zor bir iş yapıyorsunuz. Yani bu kolay bir şey değil. Çok güzel anlattınız Bilal ama hani hakikaten onu ancak yaşayan bilir. Çünkü bir yandan siz o enkaz altında biliyorum ki işinizi yaparken, ilerlemeye çalışırken artçılar da oluyor. Yani bir yandan da bina sallanıyor esasında. Hani öyle bir sıkıntı da var. Ben hatırlıyorum Yalova'daki depremde enkaz altından çıktığım zaman üzerimdeki o ameliyat yeşilleriyle gitmiştim. Hani sıktığın zaman böyle resmen ter akıyordu yani. Çok zor bir iş. Hakikaten hakkınız ödenmez. Var olun. Ya dediğim gibi bu bizim görevimiz. Her zaman görevimize de hazırız. İsmail'cim enkazdan çıktığında yani içerisi inanılmaz havasız hocam. Siz de enkaz altında çalıştınız bilirsiniz. İnanılmaz havasız. Ne kadar hava tahliye boruları da arkalarından göndersek de inanılmaz havasız. İsmail'cim tam olarak dediğiniz gibi yani sanırım üstündeki o an UMKE yeleğini çıkarsak, UMKE tişörtünü çıkarsak yani abartısız söylüyorum 1 ya da 2 kilo kadar su çıkacak kadar içeride havasız ve terli bir şekilde çalıştı. Artık belli bir süre sonra oksijensiz kaldığı için dudaklarında morarmalar başlamıştı hocam. Yani o yüzden enkaz altında çalışmak da zor. Yani durum bundan ibaret yani gerçekten. Çok teşekkür ederiz size. Minnettarız Türk toplumu olarak, teşekkür ederiz hepsinin adına. Sizler de bütün arkadaşlarınıza minnet duygularımızı iletin lütfen. Çok kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür çok ederiz. Çok teşekkürler. İnşallah güzel haberler. Sağ olun. Son olarak dilerseniz kapatmadan tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Allah devletimize ve milletimize bir daha bu kötü günleri yaşatmasın inşallah. Ama maalesef deprem bölgesiyiz. Yani inşallah yaşamayız diyoruz ama muhtemelen ileride yine bunları yaşayacağız. Devletimize ve milletimize Allah yaşatmasın diyerek buradan Kastamonu UMKE olarak tüm Türkiye'ye selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Dediğimiz gibi biz daima hazırız. Çok teşekkür ederiz tekrar. Çok selamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Tüm ekibinize kolay gelsin. Evet, hiç kesmeden evet, dinlemek yani istedik. O kadar güzel anlattı ki biz de hiç kesmedik hakikaten. Duygularımız, yani resmen o anı yaşadık. Evet, orada olduk. Kolaylıklar diliyoruz. Yaptıkları iş canla başla. Bir de sadece fiziksel güç de değil. Oradaki o psikolojik şey de çocuklara çok yaklaşımları, moral vermeleri, çok görüntüler izledik. Abi sen yanımdan gitme dedi 16 yaşında evet. Bir gencimiz. Ama çok orada yol aldık tabii, onu da söylemek lazım Selda. Tabii. Yani hakikaten 17 Ağustos'ta bu işte yani yola çıkılırken doğrusunu istersen hani daha böyle amatördük. Şimdi hani o zaman yurt dışından gelen işte ekipleri aman ne kadar güzel çalışıyorlar diyorduk. Şimdi biz örnek olmaya başladık ama tabii ki inşallah ihtiyacı olmasın bu ülkenin yani Türkiye'nin artık bu tür şeylere. İnşallah. Şimdi depremdeki mucize kurtuluşlara bir bakalım birlikte. Bir görüntümüz var. Abi sen gitme dedi 15 yaşındaki Günay'ın kurtarılma anı.
İzleyelim. Günay, duyuyorsun değil mi ben sen benim rahat sesimi? Evet, gitme abi. Tamam, ben buradayım. Zaten arkadaşlarım da burada. Biz ekip olarak seni çıkarmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hani bizim burada olduğumuzu üstte matkap seslerini duyuyorsun zaten. Duyuyorum abi. Onun için, senin için çalışıyoruz bütün ekip. Tamam abi, ben çıkmak istiyorum ya. Tamam, çıkaracağız Günay. Abi şunu itiverin ya. İçeceğiz, içeceğiz, merak etme sen. Sen iyi şükür hani kafan ya da başka yerler ezilmemiş, çok iyisin şu an. Bizle konuşuyorsun. Konuşma. Seni alacağız, merak etme, tamam mı Günay? Tamam abi. Bir şey diyor mu başka bana? Abi sen gitme. Tamam Günay. Benim adım Gürhan. Tamam Gürhan abi. Tamam. Abi bacaklarım acıyor benim. Bacakların acıyor, alacağız o ağırlığı, alacağız, az kaldı Günay, tamam. Abi delik açılmadı mı? Az az açıyoruz Günay, az az kaldı. Annesi nerede? Ablası. Ablası mısın? Tamam Buse, seni de alacağım, bekle. Tamam mı? Buse nerede bizim? Sakın korkma bak, sakın korkma, alacağım seni. Geliyoruz Buse, de geliyoruz. Dayan. Tamam, tamam, alacağız seni, tamam. Hadi çok güzel. Dur. Çek yavaş ya. Abi demir var. Tamam, bak abla. Sola girelim Halil. Tamam, soldaki tamam, demir girdi. Tamam, tamam, sakin ol. Sakin ol. Geçti, geçti, geçti. Annem, nerede annen? Annen nerede? Yan odada mı? Annem çıktı. Annem çıktı. Tamam. Tamam. Hayır, tamam. Dışarıda, dışarıda, sana bacakları. Evet, bu son izlediğimiz görüntülerde İzmir depreminin simgesi, evet, haline gelen Buse'ye aitti. Buse de arama kurtarma köpekleri sayesinde kurtarıldı. İzliyorsunuz görüntüleri. Hatta ben kedi sesi çıkarayım, öyle gelsin, salın siz köpekleri dedi. Buse 16 yaşında ve ondan önce de 15 yaşındaki Günay'ı gördük. Günay da abi sen gitme diyerek o simgesi haline geldi. Evet, artık bir klasik ama sesimi duyan var mı? Evet. Bizim için o çok önemli bir cümle. O anda sessizlik anı çok önemli. O yüzden zaten o enkaz etrafında olan ve merakla ve endişeyle, umutla bekleyen insanların da ekiplere yardımcı olması gerekiyor, sessiz olması gerekiyor. Evet, bir kere daha biz AFAD, Kızılay, UMKE ve Türkiye'nin pek çok yerinden gelen itfaiye ekiplerine çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle zamanlarda kenetlenmek, evet, ne kadar önemli. Evet. Vatandaşlar da ellerinden geleni yaptılar. Mucizevi haberler, yani böyle kurtuluşlar gelirken kayıplar da duyuyoruz tabii ki ama hani biz bunlara şükrederek, bunlara sevinerek moral bulmaya çalışıyoruz. Kısacık bir ara vereceğiz şimdi. Doktorum yanımda devam edecek sevgili izleyiciler. Bizden ayrılmayın. Kabızlık probleminiz mi var? Ekran başına. Kabızlık hangi hastalıkların belirtisi olabilir? Kabız olduğumuzu ne kadar sürede anlarız? Tedavisi nasıl yapılır? Hangi yiyecekler kabız olmamıza sebep oluyor? Çay ve kahve tüketimi kabızlığı tetikliyor mu? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın, merak edilen tüm soruları cevaplamak için birazdan Doktorum Yanımda stüdyosunda. Evet, doktorum yanımda devam ediyor sevgili izleyiciler. İzmir'de yaşanan depremin 3. gününde yaralar sarılmaya
çalışılıyor. Hala çalışmalar orada devam ediyor. Biz de az önce UNKE görevlilerine bağlandık ve son bilgileri aldık. Şimdi Profesör Doktor Murat Aksoy yanımda yok bu bölümde. Migren atağını bilirsiniz. Daha önce yayında da konuşmuştuk. Çok ağır seyreder ve o insan o anlarda bazen işine de gidemez. Işıktan rahatsız olur, konuşamaz, mide bulantısı yaşar diye. Yine bu sağlık programımızda da aktarmıştık. O nedenle Murat hocamızı biraz istirahate aldık. Bu bölümde beraber devam edeceğiz. Az önce de gördüğünüz gibi bugün kabızlığı konuşacağız. Hemen konuğumuzu davet edelim. Sizler sorularınızı doktorum yanımda TV360 Instagram hesabına sorularınızı göndermeye devam edin. Yanında devam ediyor gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın'la beraberiz. Kabızlığı konuşacağız dedik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Zor bir hafta sonu geçirdik. Evet. Evet. Buradan bir kez daha yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Evet. Şimdi kabızlık konuşacağız dedik. İsterseniz nedenleriyle başlayalım. Nedir diyelim daha tabii, doğrusu? Tabii doğru. Kabızlık nedir? Bu çok önemli. Bir de toplum sağlığını ilgilendiren bir konu bu. En azından %20 toplumun %20'sinde kabızlık var. Bu çok büyük bir rakam. İleri yaşlarda %40-50'lere kadar çıkıyor. Ama herkese sorsanız kabızlığın tarifini farklı şekilde yapıyor. Aslında 3 şekilde tarifi var. Bir tanesi ben her gün tuvalete çıkıyorum ama çok sert çıkıyorum. Böyle taş gibi çıkıyorum dediği zaman bu kabızlıktır. Bir ikincisi ben her gün tuvalete çıkıyorum ama çıktığım zaman ıkınarak çıkmak zorundayım. İşte mutlaka ıkınıyorum yoksa rahatlayamıyorum dediği zaman bu da kabızlıktır. Bir üçüncüsü en çok halk arasında bu bilinir. Dışkılama süresinin giderek azalması. 2 günde bir, 4 günde bir, 5 günde, 10 günde bir tuvalete çıkmak kabızlıktır. Haftada 3'ten daha az tuvalete çıkılıyorsa bu bir kabızlıktır. Yani çeşitleri var o zaman. Yani seyrek tuvalete çıkmak kabızlık diyemiyoruz. Her gün çıksak bile cinsi de kabızlık sayılır. Tabii tabii. Evet. Sert dışkı kabızlıktır. Ikınmak kabızlıktır. Tabii şu var. Yani bu kadar yıllar boyu süren bir hastalıkta tabii başka sorunlar da ortaya çıkıyor kabızlığın yanında. Örneğin hemoroidler ortaya çıkıyor, makatta çatlaklar ortaya çıkıyor ve kabızlık önemli bir halledilmesi gereken bir problem. Hatta kalın bağırsağın son kısmı bile aşağıya sarkıp dışarıya çıkabiliyor. Bunu dikkate almak lazım. Kabızım bu şekilde idare ediyorum dememek lazım. Ha. Çünkü sonraki yıllarda başımıza sıralı olarak bazı işler açabiliyor. Evet. Son derece ciddi. Yani biz mesela ishal yani diyare dediğimiz ishal bizi korkutuyor ama kabızlık nedense idare edilebiliyor birazcık. Tabii ıkınıyorum, zorluyorum, işte biraz gıdalarımı değiştiriyorum diyor ama giderek bu sefer artıyor. Şimdi tabii bir kişi de özellikle hani kabızlık ortaya çıkarsa önemli mi değil mi bunu ayırt etmek lazım. Mesela yeni ortaya çıkan bir kabızlık varsa ve kişi kilo kaybediyorsa, makattan kan kaybı varsa hemen araştırması lazım. Çünkü kalın bağırsağı tıkayan bir kitle lezyonu vardır ve dışkı oradan geçemiyordur. Hemen araştırması lazım. Ama bir de şu var, bizim toplumumuzda tiroid hastalığı çok fazla oluyor. Yani guatr çok fazla oluyor ve bu durumda biz hasta bize ilk geldiği zaman diyoruz ki hemen sizin guatr testlerinize, tiroid fonksiyonlarınıza bakalım. Çünkü tiroid fonksiyonları azalınca bütün vücut yavaşlıyor, bağırsak da yavaşlıyor bu sefer. Yine kalsiyum yüksekliğini araştırıyoruz biz. Kalsiyum da yüksek olunca yine kabızlık oluyor. Ama bir de beyin hastalıkları vardır maalesef. Alzheimer'da da olur. Bazı dejeneratif beyin hastalıklarında, yine omurga hastalıklarında yine kabızlıklar ortaya çıkar. Ama bunlar organik sebeplerdir. Bir de organik olmayan sebepler var. Başımızı ağrıtan zaten bu organik olmayan sebeplerdir. Çünkü bunlara idiopatik sebebi bilinmeyen deriz ve biz bunu da aslında
üçe ayırıyoruz bu sebebi bilinmeyen kabızlığı. Bir tanesi yavaş transit kabızlıktır bu. Bağırsakta çok yavaş taşınır dışkı. Normalde 32 saatte sona gelmesi gerekirken bu 48 saat olur, 3 gün olur, 5 gün olur, 7 gün olur, 15 gün olur. Yani 15 gün bile olur. İşte o yavaş transit durumundaki kabızlıkların yaklaşık %25'i böyledir. Yapılacak tedavi ayrıdır. Ya da başka bir şey var. Onu maket üzerinde evet, de gösterebiliriz hadi o zaman biz. Geçelim mi tabii birazdan? Ki. Evet. Tamam, hadi geçelim. Şimdi orada bir maketimiz buyurun var bizim. Evet. Bağırsak modelimiz var burada. Bakın burada bağırsağın son kısmı var. Bir tanesi yavaş taşıma, yavaş transit tipi kabızlık dedik. Dışkı ince bağırsaktan gelir kalın bağırsağa. Buradan sona kadar 2 3 4 5 günde giderse yavaş transit ve buna yapılacaklar farklı. Ama bakın burada bir açı var aşağıda. Hı. İşte bu açı tam dışkılama esnasında tam açılmaz ve aşağıya doğru inmezse ki bunu şu balonla da gösterebiliriz. Bakın burada kalın bağırsağın son kısmında bir açı vardır. Bu açı böyledir. Bu açının bir şekilde tam dışkılama esnasında şöyledir. Açılması lazım. Yani bu açı dışkılama esnasında açılır ve dışkı kayarsa normal. Ama bazı kişilerde bu açı açılmaz. Dışkılama esnasında daha da kapanır ve zar zor bir dışkı parçası aşağıya geçer zorlukla. Ve bu bir problemdir. İşte buna dışkılama bozukluğu veya sinerjisi bozulmuş dışkılama diyoruz. Bu artık normal ilaçlarla tedavi edilmez. Bunun ayrı cihazları var. Sinerjiyi evet sağlamak için bazı alıştırmalar evet yapıyoruz. Onları kullanıyoruz. Evet, şimdi tedaviye geçmeden önce hani az önce organik sebepler dediniz. Çok ciddi sebepler de yatabilir altında. Buyurun hocam, isterseniz şöyle yaklaşın. Ciddi sebepler olabildiği gibi biz genelde hafife alırız. Hani beslenmeden oldu gibi şeyler de düşünürüz. Şöyle madde madde sebeplerini sayacak olursak. Tabii. Şimdi bu beslenmede bazı sorun, beslenme bozuk olursa kabızlık yaşarız. Hı. Şimdi her gün eğer ki siz liften zayıf bir diyette iseniz, her gün pilav, makarna, börek yiyorsanız posa çok az olur. Şu kadar siz pilav yiyin ama bağırsağa şu kadar dışkı geçer. Bağırsak içinde dışkı olduğunu algılayamaz bile. Algılasa bile çok zor hareketlerle onu dışarıya atabilir. Hı. Ama siz lifli gıda alırsanız, yani ıspanak, pırasa, lahana, karnabahar, enginar, bunları yerseniz bağırsağın içine şu kadarcık gıda geldiği zaman su çeker, bu kadar olur. Bağırsak bunu fark eder, algılar ve dışkılamam gerek der, onu hareket ettirir. Bu çok önemli. Yani diyetimizde biz mümkün olduğunca lif miktarını arttırmak zorundayız. Şimdi az önce kalsiyum dediniz ya hocam. Yani evet, kalsiyum fazla olduğu zamanlarda da kabızlıktan bahsedebiliriz diye. Evet. Ben şimdi otomatikman şey dedim. Acaba çok haşlanmış yumurta yediğimde kabız mı olurum gibi bağlantılar kuruluyor ister istemez. Gıda evet, yani yediklerimizle ilgili olabilir mi kalsiyum fazlalığı? Biz nasıl kalsiyum fazla olur vücudumuzda? Aslına bakarsanız biz yediklerimizle serum kalsiyum seviyesini kolay kolay yükseltemeyiz. Yani normal limitin üstüne çıkartamayız. Ama tiroid bezinin arkasında başka bir paratiroid bezi var. Onun hastalıklarında küçük tümörleri vardır 5 milimetre kadar. Paratiroid hormonu çok artar. Artınca da kalsiyum seviyesi gerçekten çok yükselir ve o takdirde kabızlık ortaya çıkar. Yani biz bize bir hasta geldiği zaman kabızlık deyip hemen belli bir kabızlığı geçiren ilaç verip göndermiyoruz. Mutlaka bunun araştırılması lazım. Kalsiyum bozukluğu oluyor, diğer elektrolit bozuklukları oluyor, diğer hormonal hipofizdeki beynin içindeki küçük bir bezde olan problemler bile bunu yaratabiliyor. Ama bazen beyindeki bir kitle de buna yol açabiliyor. Beyindeki kitle örneğin çok bizim yani sağlıkçı olmadığımız için aklımıza gelecek bir şey değil. Ne zaman tehlike çanları çalar? Yani işte bir ay boyunca kabızsa kişi ya da her gün bir aydır çok sert dışkılama yapıyorsa gibi kriterler var mıdır? Ne zaman? Aslına bakarsanız bununla ilgili bazı kriterler var. Ama şimdi bir akut kabızlık vardır. Bir ilaç içmişizdir. Örneğin tansiyon ilacı veya ağrı kesiciler, çok ilginç. Ağrı kesicilerden sizin bildiğiniz, bizim bildiğimiz, çok sık kullandığımız bazı ağrı kesicileri üst üste aldığınız zaman kabızlık yapar. Yine tansiyon ilaçları. Hastamıza biz tansiyon ilacı yazarız. Ben bu ilacı kullanmaya başladıktan sonra kabızlığım ortaya çıktı der. O zaman ona göre davranmak zorundayız. Bunlar akut kabızlıklardır. Siz o ilacı kesersiniz, problem düzelir. Ama eğer ki 3 ayı geçiyorsa artık biz buna kronik konstipasyon, kronik kabızlık diyoruz. Tabii bir de şu var. 3 ay içinde ama kişi her çıktığımda, dışarıya çıktığımda kabız olarak çıkmıyorum diyor. Örneğin diyor, ben diyor 4 kere tuvalete çıkıyorsam ikisinde kabızım diyorsa bu kabızlıktır. Çünkü
tüm dışkılamaların dörtte birinde sert dışkı çıkartıyorsa kabızlıktır. Tüm dışkılamaların dörtte birinde ıkınarak çıkıyorsa tuvalete bu da bir kabızlıktır. Yani bir %25 kuralımız var. Dışkılamanın %25'inde bu kabızlıkla ilgili sorunları yaşıyorsak kabız kabul ediyoruz ve burada 3 aylık sürede önemli. Tabii yani bunu araştırmak için de çok farklı testler vardır. Tipinin ayırt edilmesi lazım. Ama sonuç olarak kabızlık uzun sürerse mutlaka araştırması lazım. Makattan kan geliyorsa, karında şiddetli şişkinlik oluyorsa, kilo kaybı varsa, kusmalarda oluyorsa çok ciddi araştırılması gerekir. Evet. Sevgili izleyiciler, hemen hatırlatalım. Instagram hesabımıza sorularınızı gönderebilirsiniz. Doktorum yanımda TV360. Instagram hesabımız kabızlık ve nedenlerini ve tedavisini konuşuyoruz. Evet, bununla idare etmeyeceğiz. Tedavi tabii sebebine göre değişiyor muhtemelen. Evet, yani evet. Altında yatan sebebi kaldırmadan hani hastalıkları tedavi edemeyiz der hep hekimler. Ama tedavi seçeneklerinde neler var? Basit bir bağırsak çalıştırıcı, hani böyle içilir, eczaneden gider alırız. Ay bu aralar çok kabızım, bana bir şurup ver. Bunu da yapmak aslında bayağı evet. Gölgeleyebilirdim sebepleri. Yani kabızlığın tedavisine geçmeden şunu yapmak lazım. Biz o ilaçları vermeden diyoruz ki bazı egzersizleri size yaptırmak durumundayız diyoruz. Bu egzersizler şöyle. Her sabah tuvalete gidin. Gitmeden önce 2 bardak su için ve tuvalete oturun. Oturduğunuz zaman da bir elinizi göğsünüze koyun, bir elinizi karnınıza koyun ve nefes alıp verin. Nefes alıp verirken bu göğüsteki eliniz hareket etmesin ama karındaki eliniz ileri geri hareket etsin. Eğer ki göğüsteki hareket ediyor, yukarıya inip çıkıyorsak doğru nefes alma değil, diyafram nefesi almalıyız. Tabii her nefes almada bu karın içeriye girip çıkarken bağırsaklara bir uyaran göndermiş oluyoruz ve bağırsak hareketleri başlıyor kendiliğinden. Ama bir de şu var ki tuvalete oturmadan önce 2 bardak su için diyoruz ya, bu önemli. Ben her sabah tuvalete gidiyorum. Yok, gitmeden önce 2 bardak su içmek lazım. Çünkü mideye su girince bağırsak hareketlerini başlatıyor bu. Sonra diyoruz ki sabah bunu yapın. Her gün sabah örneğin kalktığınız zaman 8'de mi 15 dakika tuvalette oturun ve bu egzersizinizi yapın. Ama lif miktarını arttırın. Öğlen 3-4 kayısı yiyin. Akşam 3-4 kayısı yiyin. Kuru eğik yiyin. Bol miktarda su için diyoruz biz ne olursa olsun. Bir de kepek vardır, buğday kepeği fırınlarda satılır. Ondan alabilirsiniz, günde 50 gram kadar yiyebilirsiniz. Onu yoğurda katın veya ıslatarak içebilirsiniz diyoruz. Yani lif posa miktarını arttırıyoruz. Bu önemli. Ama başka bir şey diyoruz. Lütfen hareket edin. Yani her gün oturaraktan hareket etmeden o kabızlığı çözemezsiniz. Bizim önerdiğimiz bir şey var. Uzun yürüyüşler yapın. Yani bu tabii önce kontrollerinizi yaptırın ondan sonra. Mutlaka ayağınızı her yere vurduğunuzda bu bağırsaklara giden bir uyarandır ve bağırsak çalışmaya başlar. Sonuçta önce genel önlemler alıyoruz. Egzersiz tavsiye ediyoruz. Baktık çözülmedi, o zaman ilaçlara geçiyoruz. Evet. Öyle bir hastalıktan bahsediyoruz ki hocam, çocuklarda da görülür. Hani her yaşta görülür ve her yaşta görülme nedeni farklı olabildiği için. Evet. Şimdi çocuklarda olan kabızlığı konuşmak, altındaki nedenlerini aramak bambaşka. Daha farklı. 60 yaş üstü bambaşka. Evet. O nedenle aslında bir hekim mutlaka görmeli diyorsunuz. Çünkü çok önemli nedenler yatabilir altında. Tabii. Bir de 60 yaşın üstünde veya bu genelde bakım evlerindeki yaşlılarımızda %40-50-60 oranında kabızlık ortaya çıkabiliyor. Ve bunlar da taşlaşma oluyor. Dışkı kalın bağırsakta taşlaşıyor. Onu çıkartmak zor. Değişik ilaçlar kullanıyoruz. Biz makattan veya ağızdan, olmadı endoskoplarla girip o dışkıyı biz parçalayıp dışarıya çekiyoruz. Özellikle yaşlıların dikkat yaşlılara ilgi gösterilmesi, dikkat edilmesi lazım bu konuda. Çünkü çok ilaç kullanırlar ve kullandıkları ilaçların önemli bir kısmı da kabızlık yapar. Tabii hastada şöyle bir şey var. Tanı nasıl koyacağız? Bu önemli. Evet, acaba şimdi, yani dediniz ya hani direkt ilaç mı başlayalım? Yok. Önce biz bazı kabızlık egzersizleri yaptırıyoruz ve bununla bir ay içinde çözüm almaya çalışıyoruz. En azından en olmadı 2 ay, ama hemen akabinde baktık olmuyor, ilaç başlatıyoruz. Tabii kullandığımız ilaçların önemli bir kısmı en zararsız olanları olmak zorunda. Bunun için içtiğimiz zaman bağırsağa gelince içine su çeken ve genişleyen bazı ilaçları tavsiye ediyoruz. Çok doğal olanları. Bunları kullanıyoruz. Veya baktık olmadı, bunun yanına diğerleri ekliyoruz. Ama baktık olmadı, bu ilaçları kullandırmamıza rağmen hastada bir iyileşme yoksa o zaman
özel testlere geçiyoruz. Bunlardan evet. ben bir tane göstermek istiyorum. Mesela özel Gösterin testlerden. Hocam. Evet. Test yani tanı için gerekli olanlar. Tanı için olanlar. Tabii. Biz bir tedavi başladık. Basit bir tedavi. Her zaman kullanılan tedavilerden başladık. Ama biz elde edemediysek bir sonuç o zaman balon atma testi yapıyoruz. Şimdi bakın burada bir balon var ve biz bunu makata yerleştiriyoruz. Bunu 50 cc hava ile şişiriyoruz ve hastamızı daha sonra tuvalete oturtuyoruz. Eğer ki hastamız genç bir bayansa 75 saniyede atmalı 50 yaşın altında. Ama genel olarak şunu söylemek istiyorum. Genelde 1 ile 5 dakika içinde dışarıya atılır. Ama bazı hastalar bunu hiç atamaz, orada kalır. İşte o zaman iyice araştırmak, ona göre davranmak lazım. Bir de kaç dakikada bu balonu dışarıya atabiliyor? Çünkü artık o biraz evvel tarif ettiğim bu açı bozukluğu vardır. Dışkılama bozukluğu var. Yani taşıma normal ama dışarıya atamıyor. Evet, o açı bozukluğunu orada ha, değil şurada, de şöyle tam şurada. Evet, bakın yani makatın şey. Son kısmında şöyle bir açı var. Şimdi bakın açı bu. Şuradan göstereyim ben. Şu şekilde bakın. Açı bu. Makatın son kısmı. Eğer ki siz ıkındığınız zaman bakın. Ikındığınız zaman bu açı düzleşir. Akındığınız zaman yoksa böyle kapalı kalır. Ikınırsınız bu açı düzleşir. Dışkı kayar aşağıya ve atılır. Ama bazısında böyle olmaz. Ikınınca daha da kapanır. Bakın daha da kapanıyor. Bunun başka i̇şte sebebi mi? Buna dış tabii. Bunun altında bu sinerjisi bozulmuş dışkılama ya da refleks bozulmuş veya çıkış bozukluğu tip kabızlık diyoruz. Bunun tedavisi tüm kabızlıkların %25'idir bu istelik. Tıkaç gibi bir şey. Hasta diyor ki dışkı geliyor son kısımda kalıyor tıkanma oluyor. Yani çıkartamıyorum diyor. Hatta bazen parmakla müdahale etmekte lazım. Hastalarımızın önemli bir kısmı zaten. Hani bunu da yapıyorlar. Sonuçta açılması gerekirken böyle daha da kapanır. Daha da kapanınca zar zor bir dışkı geçer oraya. Keçi pisliği gibi tarif eder genelde. Küçük bir parça. Bir de boşalamama duygusu olur. Yani hasta tuvalete gittim biraz dışkıladım veya biraz büyük tuvalete çıktım ama halen rahatlamış değilim der. Bir daha tuvalete gitmek zorunda kalır. İşte buna çıkış tipi kabızlık diyoruz. Bu evet. çıkış tipi kabızlığı olanlar bu balonu dışarıya atamazlar. Ve biz bu durumda bütün kabızlıkların %25'ini oluşturur diyoruz ya. Basit ilaçları verdik ve genelde bu basit ilaçlarla çözemiyorsak bu kabızlığı ki genelde çok da çözemeyiz bunu maalesef. O zaman bizim başka bir cihazımız var. Makata bir cihaz yerleştiriyoruz. Cihazımız bu. Ve sabah ve akşam egzersiz yapıyor hastalarımız bununla. Şimdi... Bunun, hastaya bu veriliyor. Bunu hastamıza biz veriyoruz. Bakın üzerinde sensörler vardır, alıcılar vardır. İki tane metal alıcı vardır burada. Şöyle gösterirsek biraz daha. Şimdi bu alıcılar makat kısmına biz bu cihazı yerleştirdiğimiz zaman sık bırak egzersizleri yaparken o basıncı algılarlar. Şurada göstereyim ben daha rahat olacak. Şimdi biz bunu makata yerleştirdiğimiz zaman bakın 3 tane sensörü vardır. Bu biraz daha normal olanın biraz daha büyük bir cihaz. Bu sensörlerle sık bırak egzersizi yaptırınca sıktığı zaman burada durum değişiyor. Buradaki gösterge değişiyor. Şöyle yapalım. Sıktığımız zaman burada giderek artar. Evet dereceler artar. Yukarıya doğru çıkar. O zaman sık ve bırak deriz biz. Sık ve bırak sabah 20 dakika, akşam 20 dakika bu egzersizi yaptırırız. Sadece bu cihazlar değil. Başka taşınmayan cihazlarımız da var tabii ki. Buna yani bu tanı için kullanılan bir cihaz. Bu tedavi için kullanılıyor. Tanı için şu balonu kullandık. Tamam. Hastamız atamadı. Yani son kısımda bir bozukluk var. Yani şurada şu açı açılmıyor. Dışkı burada takıldı. Çıkarılamıyor. O zaman buradaki reflekste bozulma var. Şimdi ben o refleksi bir de şöyle tarif etmek isterim. Bakın dışkılama refleksi. Şimdi bağırsağın son kısmı bu. Dışkılarken ıkınırız ya. Ikınınca bu açı açılır. Dışkı kayar. Kapak açılır. Refleks bu. Tekrar söylüyorum. Evet ıkındığımız zaman bu açı düzleşir. Dışkı kayar. Kapak açılır. Ama sinerjisi bozulmuş veya çıkış bozukluğunda bu açı açılmaz. Daha da kapanır. Zar zor bir dışkı geçer aşağıya ama ilginç olan alttaki kapak da kendini kapatır. Boşalması gerekirken, kapağın açılması gerekirken kapanır. İşte burada bir sinerji bozukluğu var ve tüm kabızlıkların %25'inde bu var. Bu tip cihazlar ve egzersizlerle bunları düzeltebiliyoruz. Başarımız %85 civarında. Evet. Yani idare etmemek gerekiyor aslında. Bu kabızlıkla yaşamamak tabii, gerekiyor. Eğer kabızlıkla yaşarsanız ne olur? O zaman... Hemoroidleriniz olur. Yani çatlak olur. Makatın son kısmında çatlaklar olur. Çok karın içi basıncı arttırdığımız dolayı fıtıklaşmalar olur. Ama kalın bağırsağın son kısmının iç zarı
aşağıya kayar ve sarkar. Evet. Tabii kabızlığın başka, tabii yani bunlar evet. uzun sürede olan şeyler ama yakın evet. dönemde de kabızlığım var, başım ağrıyor derler. Evet, çok kabızlı olanların başarıları evet. da ortaya çıkar. Çok sorumuz var hocam. Hemen biraz tabii birkaç ki. Soru soralım. Muz ve yoğurt yemek kabız olmaya neden olur mu? Biz muzu evet ishal dönemlerinde veriyoruz. Evet. evet, yardımcı bir yiyecek olarak kullanırız. Çok önemli. Yani toplum içinde çok iyi bilinen bir gıda, eriyebilen lif vardır muzda. Yani siz aldığınız zaman kalın bağırsağa kadar gitmez o. Ya da daha baş kısmında içindeki lifler sindirilir, geriye bir şey kalmaz. Ve muzu çok yerseniz kabızlık yapar. Biz özellikle erimeyen lifleri tavsiye ediyoruz. Hani ıspanak, pırasa, lahana veya portakalda veya diğer meyvelerde bulunanları biz tavsiye ediyoruz. Çünkü onlar erimez ve kalın bağırsağa geldiğinde onlar şu şekilde bir kitle oluşturur. Evet, eğer ki siz bol posa alırsanız aldığınız posa bağırsakta, eğer ki siz biraz ıspanak, kereviz veya karnabahar yediğiniz zaman veya bazı meyveler yediğiniz zaman onun içindeki lif miktarı giderek bağırsağa ulaşınca artar. Normalde çok ince olan bu lifler su çeker ve kocaman bir hale gelir ve bağırsak da bunu algılar ve daha kolay dışarıya atar. Yani kabızlık yapar diyebiliriz değil mi? Muzu çok tüketmek. Muzu çok tüketmek kabızlık yapar. Yoğurt yemek. Bazı laktoz intoleransı veya bazı alerjik özellikleri olanlarda tüm gıdalar kabızlık yapabiliyor. Bunu biliyoruz. Diyete girenler de yapabiliyor. Ama her gün sabah akşam yoğurt yer, lifi azaltırsanız kabızlık yapar. Ama evet. yani çok kabız olanlara biz muzu tavsiye etmiyoruz. Evet. Peki bir soru daha var. Gastrit hastasıyım. Yaklaşık 2 yıldır karnımda ve midede şişlik oluyor. Kabızlık olmasa bile bağırsaklarımda hep doluluk hissi yaşıyorum demiş izleyicimiz. Şimdi tabii mide problemleriyle boşaltım evet. bağlantılı ama ne kadar etkiliyorlar birbirlerini? Şimdi şöyle bir şey var. Aslında burada ne var? Gastrit hastasıyım, midede şişkinlik oluyor. Aslında burada bir karında şişlik tarif ediyoruz. Yine kabızlık olmasa tuvalete çıkıyormuş ama bir dolgunluk hissediyor. Yani burada bir şişkinlik, hazımsızlık, dolgunluk şikayeti var. Bunun araştırılması lazım. Gerçekten altta yatan gastrit mi var? Kalın bağırsaklarda bir problem mi var, ona bakmak lazım. Bazen de bu psikojenik dispepsi dediğimiz psikolojik hazımsızlık oluyor. Kişi devamlı içine atıyor bazı şeyleri. Gerçekte organik bir şey bulamıyoruz ama hastamızın sonradan şişkinliği oluyor. Gastrit kabızlık yapmaz. Direkt bir bağlantı yok ama sizin burada hazımsızlığınız var, şişkinliğiniz var. Onun açıklanması gerekiyor. Evet, yani hocam hani dediniz ya az önce psikolojik oluyor bazen de. Bunu evet. Şöyle bir kapatalım hocam. Psikolojik olarak strese bağlı kabızlık da bazen mutlaka karşılaşıyorsunuz ama tedavisinde hiçbir şey işe yaramayıp sadece stresi ortadan kaldırmak işe yarar mı? Şimdi şöyle bir şey var. Huzursuz bağırsak sendromu deniyor. Onun iki komponenti var. Bir tanesi kabızlık, bir tanesi ishal. Birisi de karışık tipi. Hem ishal hem de kabızlıkla seyrediyor. Bu standart. Sebebi bilinmeyen, idiopatik dediğimiz, sık görülen, her zaman rastladığımız, çok sık rastladığımız bu kabızlıktan farkı şudur: huzursuz bağırsak sendromundaki kabızlığın onda ağrı vardır. Şimdi hastana hem ağrı var hem de kabızlık varsa, dışkının kalibrasyonu değiştiyse, aynı zamanda dışkının süresi de değiştiyse, dışkılama ya kısaldı veya uzadıysa bu huzursuz bağırsak sendromudur. Ve huzursuz bağırsak sendromunda altta yatan bazı psikolojik sebepler vardır. Siz bunu giderdiğiniz zaman, hastayı rahatlattığınız zaman huzursuz bağırsak sendromundaki bu şikayetler ortadan kalkar. Karındaki ağrı da ortadan kalkar, kabızlık da ortadan kalkar. Ama her zaman bu çok kolay değildir. Çünkü bu stresin sebebi ya iştir, ya eştir, ya diğer aile bireyleridir, başka sıkıntılardır, toplumsal sıkıntılar, birçok şey olabilir. Bunları hemen düzeltmek mümkün değildir. Bir stres kaynağından uzaklaşın deriz. Biz hayatınızı modifiye edin deriz. Yapamazlarsa düşük doz antidepresanlar gerçekten bu hastalarda faydalı oluyor. Antidepresanlar aslında psikolojiyi birazcık baskılayınca, yani düzeltince diyelim aslında. Bağırsaklarda düzelmiş oluyor. Da, evet, otomatik düzeliyor. O kadar çok sebep sayılabiliyor ki kabızlıkla ilgili. Kişi hani kendi doktoru kendi gibi böyle konuşuruz ya aramızda. Bir şey birine dokunmuyorken birine kabızlık yapabiliyor. Evet. Beslenmenin üzerinde biraz duralım mı? Hocam şöyle geçelim mi? Hem çok sorumuz var hem de izleyicilerimizin sorularını da yanıtlayalım. Bir taraftan da
Evet. Buyurun hocam. Bir taraftan da şöyle diyelim, beslenme gerçekten özellikle yaşlı bireylerde çok önemli. Gelen sorular içerisinde de sürekli işte anne, babaanne, anneanne onların konforlu yaşayabilmesi için kabızlıktan nasıl kurtulabileceğine dair beslenmede nelere dikkat etmek gerekiyor özellikle? Şimdi günlük ne kadar lif alıyoruz ona çok iyi bakmak lazım. Eğer ki her gün et yiyorsanız, tavuk yiyorsanız, kebap yiyorsanız özellikle etli kısmını, beraberinde yine unlu kısımlar da buna dahil tabii ki. Ama bu durumda bağırsağa çok az miktarda posa, lif gider. Siz, çünkü ette lif yoktur. Siz her gün pide börek yerseniz lif yoktur. En fazla içindeki bir kısım maydanoz, bunun da hiçbir önemi yoktur. Evet. Bu yanlış beslenme oluyor. Doğru beslenme yine Akdeniz tipi beslenme. Bir, yeşillikleri arttırmak zorundayız her zaman. Lif miktarını arttırmak zorundayız. Günde 20 gramın üstüne çıkmazsak kabızlık şikayetlerimiz çok olur. Şimdi tabii toplumumuzun beslenme alışkanlıklarında karbonhidrat çok ağırlık tutuyor. Yine unlu gıdalar, mamuller çok ağırlık tutuyor. Bundan uzaklaşıp mümkün olduğunca ıspanak, pırasa, lahana, semizotu, kereviz, karnabahar, ev yemekleri yapmak zorundayız, tencere yemekleri. Bir ikincisi baklagiller önemli. Hı. Özellikle baklagillerden mercimekte %13 oranında posa vardır, lif vardır. Aslında ıspanakta bile yok. Ispanakta bile %8-9. Onun için bakliyatı çok arttırmalıyız. Sadece mercimek değil bu. Nohutta da var, fasulyede de var, bezelyede de var. O zaman yapmamız gereken bunları yemek. Tabii bir de başka bir şey var. Akdeniz tipi beslenmede ne olursa olsun biz bol zeytin ve zeytinyağı almalıyız. Sonuçta bitkilerden, sebzeden ve meyveden bol ağırlıklı olarak beslenirsek doğru beslenmiş oluruz ve kabızlık şikayetlerimiz yok olur veya azalır. Evet, halk arasında bazı doğru bilinen yanlışlar da olabiliyor. Mesela işte kabızlık sadece yaşlılarda olur gibi. İşte kabızlığa zeytinyağı içelim. Gibi. Bu, evet. Bu faydalı mı mesela şimdi öyle şimdi, soracak olursak? Bu çok konuşuluyor. Şimdi evet. Zeytinyağı konusuna gelince bakın. Eğer ki siz sabah kahvaltısında biraz domates, peynir veya işte kendiniz küçük bir salata hazırlattınız, içine zeytinyağı koyduğunuz zaman problem yok. Hı. Ama son zamanlarda şöyle bir eğilim olmaya başladı. Ben kabızlığımı çözmek için bir bardak zeytinyağını her sabah içiyorum veya bir çay bardağı. Ya da çörek otu yağı. Gibi. Bunu sindirecek vücutta enzim yok. Siz o zeytinyağını içerseniz mideye gider, bağırsaklara gider, sonra doğrudan aşağıdan çıkar gider, sindirilmez yani. Ha, kabızlığınız o an rahatlatmış olabilir ama onun getirdiği o kadar fazla yük vardır ki. Biz diyoruz ki bir fincanın yarısından daha fazla sabah kahvaltısında özellikle zeytinyağı almayın, gerek yok. O kadarını içerseniz obezite de olabilir, vücutta başka sıkıntılar da meydana getirir. Evet. Peki doğru bilinen yanlışlarla o zaman devam edelim. Bunlardan biri de her gün tuvalete çıkmak gerekiyor. Olsa da olmasa da anlamında bu da bir yanlış mı hocam? Şimdi her gün tuvalete çıkmak iyi bir şeydir aslında. Ama olmuyorsa iki günde bir de çıkmanızda sakınca yok. Ama haftada 3'ten daha az çıkıyorsanız bu kabızlıktır. Yani en geç 2 günde bir çıkmaya çalışın. Günde 2 taneyi geçen dışkılama ishale girer. Hele 3'ü geçerse. Haftada da 2'den veya 3'ten daha az olan dışkılama kesinlikle kabızlıktır. Ama her gün çıkıyorsa bir kere her gün çıkabilirsiniz. İlk başta tarifinde ben hatta belirtmiştim. Her gün tuvalete çıkabilirsiniz ama çıktığınız zaman sert çıkıyorsa dışkı bu kabızlıktır. Veya siz ıkınarak çıkıyorsanız tuvalete bu da bir kabızlıktır her gün çıkmanıza rağmen. Evet. Peki öbür yanlışımız süt kabızlık yapar. Evet, bazı kişilerde kabızlık yapıyor. Sütün en büyük özelliği sadece süt değil, bakın bazı biz alerji testleri yaptırırız bazı hastalarımıza. Çok ilginç bir şekilde alerjik gıdaları tespit ederiz, liste önümüze gelir ve bunu keseriz 6 haftalığına. Deriz ki 6 hafta bunu yemeyin, sonra birer birer bütün bu gıdaları keser, birer birer veririz ama hastanın kabızlığında evet düzelme olur. Böyle bir şey var. Eğer süte karşı intoleransı olanlarda da bu olabiliyor. Ama tersi bir durum da var. Süt içenlerde bazen ishal de olur. Eğer ki laktaz enzimi eksikse bu giderek yaşla beraber azalan bir şey vücutta. Çünkü doğduğumuz zaman bu enzime çok ihtiyaç var. Çünkü sütün şekerini parçalar. Ama siz sütün şekerini parçalayan bu enzim yaşla beraber azalınca çok süt içerseniz bağırsaklara gider,
sindirilemez. Daha aşağı kalın bağırsağa gidince orada 1,5 kilogram bakteri var. Onlar hemen bu süt şekeri, laktozu alır, parçalar ve kendilerince sindirirler. Bizimki gibi değil. Kendilerince sindirdiği zaman ortaya su ve gaz çıkar. Şiddetli gaz, bir de sıvı bir şekilde dışkılama olur, ishal yapar. Yani süt her zaman kabızlık yapmaz. Bazı kişilerde de ishal de yapar. Evet. Bir doğru bilinen yanlış da sakız yutmak kabızlığa neden olur. Ne kadar yutuyorsunuz? Bu önemli tabii ki, ama ya bir tane sakız yuttum kabız olurum diye bir şey yok. Ama evet, bazı kişilerde bazı gıdaları aldığı zaman gerçekten bağırsak hareketlerinde çok azalmalar olabiliyor. Ama yani ben bir tane sakız yedim, iki tane sakız yedim, direkt kabız olacağım diye bir şey. Olsa da zaten bir kere olsun biter geçer. Biz daha çok bizi endişelendiren evet, uzun süreli kabızlıklardır. Evet, su içmenin önemine değindiniz. Evet, mutlaka katkısı var ama çok su içmek kabızı azaltır. Bir yanlış mı? Su içmek yaşlılarda daha büyük bir dert. Ama biz herkese deriz ki lütfen kabızlığı çözmek için bol su için. Ama yaptığımız araştırmalarda da baktık ki bu bol su içme direkt kabızlığı çözmüyor. Eğer ki siz lif alırsanız, lifle beraber bol su içerseniz, hani biraz evvel söylediğim gibi o ince lif taneleri ya da posa içine su çeker ve ondan sonra genişler ve dışkılamaya yardımcı olur. Yani tek başına su etken değil. Beraberinde lif de almak zorundasınız. Evet. Ama biz yaşlılarda şunu fark ettik. %60'a yeterince sıvı almadığı için kabızlık çok sık oluyor ve onlarda da siz tekrar bu sıvıyı replese ettiği zaman, verdiğiniz zaman olumlu sonuçlar alıyorsunuz. Yaşlılarda özellikle su kaybına dikkat ederiz biz. Evet. Hocam süremizi doldurduk. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ayağınıza sağlık, çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle beraberdi. Doktorum yanımdayı bugünlük bitiriyoruz. Yarın tekrar görüşeceğiz 9.30'da. Hoşçakalın.